Dizinin bir fonksiyon olduğunu unutmamak lazım. Haliyle bu A3 N artı 1'in birinci terimi demek, N'ye gördüğün yere 1 yaz demek. Dolayısıyla A4 oluyor. Başa dönüp artık A4'ü bulacağız. 16 eksi 4, 12 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Önce şunu bir görelim. Burada x küp parantezine alınca x eksi 1. Burada da eksi parantezine alınca x eksi 1. Haliyle x eksi 1 parantezinde x küp eksi 1 oldu arkadaşlar. Hatta x eksi 1 çarpı x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 de diyebiliriz. Böyle bir görelim, işimize yarayabilir. Şimdi dizinin ilk iki terimi ne demek? N'ye 1 ver. Böylece A2 N'ye 2 ver. N buradan A3 oldu. Şimdi A2 ne demek? Bunun x eksi 2 ile bölümünden kalan demekmiş. Öyle söylüyor soru. O zaman bizden P2'yi istiyor. Yerine yazarsak böylece arkadaşlar şurası 1 çarpı 1, 2'nin karesi 4 artı 2 artı 1. Yani buradan 7 olmuş oldu, değil mi? Sonra gelelim x eksi 3'e. Burada da P3'e bakacağız. Çünkü x eksi 3 ile bölümünden kalan. P3 de böylece 3 eksi 1, 2, 3 eksi 1, 2, 9 artı 3 artı 1. Burası 12, 1 daha 13, 4 ile çarparsak 52 oldu. 7 de burada vardı. Toplamları 59 yaptı. A şıkkı. Zaten size aslında genel terimi bakın burada vermiş. Yapacağınız tek hamle ne orada? AN artı BN'nin N kare artı 2N eksi 2 olduğunu görmek. Böylece C10 eşittir. A10 artı B10'dur. Bu yüzden arkadaşlar burada yerine yazdığımız zaman 100 artı 20 eksi 2. Sonra aynı şekilde C9, A9 artı B9 ki denklemini bulduk. 81 artı 18 eksi 2. Topladığımız zaman 120, 81 daha 201, 4 çıkarırsak 200, 197, 18 eklersek buradan da 215 oldu. B şıkkı. Aritmetik tezi dediğine dikkat edin. Haliyle A9 eksi A5 arasındaki farkı şöyle yazabiliriz. A5 artı 4D eşittir A9. Böylece 4D eşittir A9 eksi A5. Haliyle arkadaşlar 4M artı 3 eksi M eksi 3 dersek buradan 4D eşittir 3'ler gidecek. 3M olacak. D 3M bölü 4 olacak. Sonra yine aynı şekilde A9 ile A10 arasındaki farka bakalım. 5M artı 2 eşittir 4M artı 3 artı D diyeceğiz sadece. Böylece m eksi 1 d'ye eşit olmuş olacak. Aynı zamanda bu 3m bölü 4'e eşitti. 4m eksi 4 eşittir 3m'den m arkadaşlar 4 geldi. Şimdi bizden a11 istiyor. Yerine yazalım bunlar da. a5 4 artı 3'ten 7. a9 4 kere 4 16. 3 daha 19. a10 4 kere 5 20 22. Ortak fark bakın kaçmış? 3. Haliyle A11'de 22'den 3 büyük olacak. 25 oldu A şıkkı. Hemen ortak farkı bulmak için şunu yapalım. Bakın A1 artı A5 A3'ün 2 katı. Çünkü A3'e eşit uzaklıktalar. Bu yüzden 2A3 artı A3 12. 3 tane A3 12'den A3'ü 4 bulduk. Şimdi A8 19 eşittir 4 artı 5D'den D'yi 3 gördük arkadaşlar. Ortak fark 3 olduğu için. Şimdi A3'ü ne bulduk? 4. 3 çıkar 1. A7, A3 arasında 4 tane fark var. 4 çarpı 3'ten 12 ekle 16. Evet, 1, 4, 16. Ortak çarpanı 4 olan bir geometrik dizidir. A4 ile A10'un indisler toplamı zaten 7'nin 2 katı olduğu için bunlar direkt arkadaşlar aritmetik dizi olur. Çünkü ardışık birisinden 3 artmış, birisinden de 3 artmış indis. Kontrol etmeye bile gerek yok. Sonra A4 eksi A2'deki fark 3 çarpı 2'den 6. Burada da 6. Burada da 6. Bu elemanların hepsi 6 olduğu için eşit elemanlar hem aritmetik hem de geometrik dizidir. 3'ü de doğrudur. 1, 2, 3. Toplamın en küçük olması için o zaman 1 ilk terim olsun. 625 de en büyük terim olsun ki bunlar daha başka terimlerse 625 bölü 1'den çok daha büyük bir ortak çarpan elde edersiniz. Düşünsenize mesela bunun 4. eleman bunun 1. eleman olduğunu falan. Haliyle arkadaşlar o yüzden ne yapacağız? 625'i son yere koyacağım buraya. Bunu da buraya koyacağım.
A1 çarpı R üzeri 4 eşittir A5 olduğu için A1'e 1 dedim. R üzeri 4 625, bu da zaten 5 üzeri 4'tür. R buradan 5 geldi. Artık 1, 1 çarpı 5 5, 5 çarpı 5 25, 125 gördük. Böylece ABC'yi artık görebiliriz. Birisi 1, birisi 5 olacak. Diğeri de birisi 5 olacak, birisi 125 olacak, öbürü de 25. Toplamları böylece 155 oldu, B şıkkı. Aritmetik farkı arkadaşlar gördüğünüz gibi A10'dan 6'yı çıkarırsak 4D olur. 4D de 8'e eşit olacağı için D 2 olur. A2 çarpı A2 artı 2 diyebiliriz. Çarpımları 48. Alabileceği değerlerin toplamı demiş. Aritmetik dizi diyor. Negatif pozitif ayrımı yok. A2 eksi 8 olabilir. Böylece eksi 8 çarpı eksi 6'dan gerçekten 48 olabilir. Ya da A2 6 olabilir. 6 çarpı 8'den yine 48 olur. Haliyle arkadaşlar A2 eksi 8 olursa A5 buradan ne olacaktır? Eksi 8'e kaç ekleyeceğiz? 3D yani 3 çarpı 2'den 6 eksi 2. A6 da 4 çarpı 2'den 8 ekleyeceğiz, 0 olacak. Alacağı bunların toplamı eksi 2 oldu. Şimdi geldiğimiz zaman A2 6 olursa A5 aralarında 3 derin fark var. Bu yüzden 3 ile 2'yi çarpıyorum 6. 12 yaptı. Yine A6 ile aralarında 4 derin fark var. 4 çarpı 2'den 8, 14 oldu. Bunların da toplamı 26 geldi. Alacağı 2 tane değer toplamı bakın 24, D şıkkı. Geometrik dizide ilk n terimin toplamı neydi? 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r çarpı a1. Haliyle 1 eksi r küp bölü 1 eksi r çarpı a1 4'e eşit olacak. Yine 1 eksi r üzeri 6 bölü 1 eksi r'de çarpı a1'den 112 olacak. Böldüğümüz zaman 1 eksi r'ler gitti. Böldüğümüz zaman 1 eksi r küp 1 artı r küp çarpımına eşittir bu. Bu yüzden 1 bölü 1 artı r küp olur. Eşittir 1 bölü 28. R küp 27 oldu. R de arkadaşlar bakın 3 geldi. R 3 geldiğine göre A3 çarpı R kare bölü A3'tür zaten A5. Haliyle buradan da 3'ün karesinden cevap 9 oldu. C şıkkı. Aritmetik dizi diye söylemiş bakın. O zaman birinci sırada 4 tane var. Dördüncü sırada 10 tane var. 10 eşittir 4 artı aradaki sıra farkı 3. 3D diyeceğiz. Buradan da D arkadaşlar 2 gelecek. Haliyle artık 14. sıra A14 diyelim. İlk terim 4 artı 2 çarpı aradaki fark 1'den 14'e 13'tür. 26 artı 4'ten 30 oldu. B şıkkı. Konu anlatırken bu kuralı veriyoruz, hatırlıyorsunuz değil mi? S8, S7 çıkardığınız zaman aslında burada A8'i bulursunuz. Neden? Bir örnekle göstereyim. Çok basit bir örnek. İlk 4 terim olsun mesela kısaca. A1 artı A2 artı A3 artı A4 değil mi? İlk 3 terim olsun. A1 artı A2 artı A3. Taraf tarafı çıkarırsanız bakın gerçekten A4 eksi S4 eksi S3'ün A4 olduğunu görüyoruz. Bu yüzden SN eksi SN eksi 1 AN deriz. Haliyle buradan A8'i bulduk. 5. Burada da arkadaşlar SN'den S8'i çıkarırken ama neye dikkat edeceğiz? A10 artı A9 eşittir 28 diyeceğiz. Çünkü burada zaten S8 var. Nasıl var? A1'den A8'e kadar var. Bir de A9 ve A10 var. Diğerinde ama sadece A1'den A8'e kadar var. Taraf tarafı çıkarınca bunlar kalıyor. Şimdi A8'in 5 olduğunu biliyorum. A10 artı A9'un da 28 olduğunu biliyorum. Bir de arkadaşlar şunu görmek gerekiyor. Şimdi A9 dediğimiz şey A10 artı A8'in yarısıydı değil mi? Ben o zaman A10 artı A8 yerine 2A9 yazabilirim. Yine aynı şekilde A10 gördüğüm yere de o zaman şöyle bir hareket yapacağım. A8'in 5 olduğunu biliyorum. A10 gördüğüm yere daha doğrusu 2A9 eksi 5. Burada da o zaman 2A9 eksi 5 artı A9 eşittir 28. 3A9 eşittir 33. A9 eşittir 11 oldu. B şıkkı. B'lerden yararlanarak ortak çarpanı bulabiliriz. B1'in 3 katı sonuçta B2'ye eşit. Burada sadeleştirirsek 5 ile her iki tarafı. Böylece B2'nin B1'e oranı arkadaşlar 3. Bu bize ortak farkı verecek. Yani R diyelim şimdi. Tamam mı buna? Gelelim A1 ve A4'ten yararlanarak. A1 artı 3D ortak farka D dersek. Eşittir A4'tür. A4'ü de
5A1 olarak vermiş. Böylece 3D eşittir 4A1'den A1, daha doğrusu D eşittir 4A1 bölü 3. O zaman A1 artı 6 çarpı D, yani 4A1 bölü 3 eşittir A7. O da 135 olarak verilmiş. Böylece arkadaşlar burada sadeleştirirsek şu ikisini 9A1 eşittir 135, A1 eşittir 15. Hemen buradan D'de gördüğüm yere yazarsam D eşittir 20 olmuş oldu arkadaşlar. Demek ki birinin ortak farkının diğerinin ortak çarpanının oranı 20 bölü 3 geldi. E şıkkı. Bu soruda muhtemelen 150 cevabı çok verilmiştir. Öyle düşünüyorum. Bakın şimdi birinci blok burası, ikinci bloğun başladığı nokta burası. Aralarındaki mesafe sıfır. Çünkü bitişikler yani. Orada sanki hani A1 ile A2 arasındaki fark D kadar diyoruz ya normalde. Ortak fark, ama burada sıfır oluyor. Haliyle bakın şimdi birinci blok burası. Üçüncü blok pembe olan yer burası. Aradaki mesafe gördüğünüz gibi ne kadar? Bitişiyle diğerinin. Sonuçta burası bakın birinci bloğun bittiği yer. Haliyle bir birimlik mesafe var. Yani oraya A dersek o zaman 1 ile 2 arasında 0 var. 1 ile 3 arasında bakın A kadar bir mesafe var. Hemen 4'ü göstereyim size hem görmüş olun olayı. Birincinin bittiği yer burası. 2'nin bittiği yer burası. Dolayısıyla 3'ün ve 4'ün başladığı yer de burası. Bakın gördüğünüz gibi 4'ün şu başladığı yere uzaklık hakikaten bittiği yerle gördüğünüz gibi 2A, 1 ile 4'ün. O zaman demek ki normalde olması gerekenden bir birim kadar daha az. Haliyle 10 ile 16 arasında, evet ben de biliyorum 6 birim olur normalde A10 ile A16 arası. Ama burada 10. bloğun bittiği yerle 16. bloğun başladığı yer arasındaki uzunluğu bulmamız gerektiği için 5A olduğunu görmüş oluyoruz. 5A30 verilmiş. A bu yüzden arkadaşlar 6. Demek ki artık şunu söyleyebiliriz bakın. Başlangıçta alacağı yol 20. Sonra 26. Sonra arkadaşlar 32. Sonra 38. Ve sonra da 44 olacak. Toplarsak 38, 32 daha 70 yapıyor. 44, 26 daha yine 70 yapıyor. Bir de 20 var. Toplam demek ki 140 birim yol alacakmış. 100, pardon, 160 birim yol alacakmış. Cevabımız B şıkkı.